Yandex Ads'in Business Development Manager'ı Sayın Turan Yurdakul alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz. Teşekkürler, merhaba. Bey, merhabalar. Herkese merhaba. Öncelikle Denizli'de olduğum için çok mutluyum. Eş durumundan dolayı artık yarı Denizlili olduğum için sürekli olarak bir ayağım da burada. 12 ekibine Türkiye'ye böyle bir etkinlik kazandırdığı için teşekkür ediyorum ve destekleyen tüm kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Ben Turan, Yandex Türkiye İş Geliştirme Müdürüyüm. Yandex'i birçok farklı ürünle biliyor olabiliriz ama ben bugün tek bir ürün özelinde e-ticaret firmalarına ne katkılar sağlıyoruz. Bundan bahsedeceğim. Öncesinde biraz Yandex'in özetini yine geçmek istiyorum. Yandex dünyada 57 ülkede operasyonu olan, 11 ülkede ofisi olan ve tam zamanlı olarak 21 binden fazla çalışanı olan bir firma. Türkiye'de aktif olan navigasyon, arama gibi birçok uygulamasının yanı sıra Yango gibi bir alt firmamız da geçtiğimiz sene hizmete girdi. Aynı gün teslimat hizmeti veren bir firma. Benim asıl bugün anlatacağım kısım, aylık 3.8 milyar kişiye ulaşan Yandex'in reklam ağı ile ilgili bir kısım. Yandex dünyanın en çok ziyaret edilen 8. web sitesi. Burada 7 tane web sitesine baktığımız zaman Baidu dışındaki web siteleri muhtemelen günlük haftalık rutinimizde zaten hepimizin ziyaret ettiği web siteler arasında gözlemliyoruz. Baidu da Çin'in arama platformu olarak listede yer alıyor. Yeniden hedeflemeden bahsedeceğim. Bugün aslında burada birçok e-ticaret firması çalışanları da konuştu veya entegrasyon firmaları da konuştu. Özellikle Ideasoft'un sunumunda şöyle bir şey söylendi. Dönüşüm oranları %1 ile 2 arasında değişiyor ve sektörel bazda olarak genelde ortalamada 1,5 seviyesinde. Web sitesini veya uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların %98'i, 98,5'u sipariş vermeden geri çıkıyor. Biz de bu kullanıcıları yeniden hedefleyerek sipariş hacmini daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de de 2022'nin son çeyreğinden itibaren aktif olan Smart Banner isimli yeniden hedefleme ürünümüzü aktifleştirdik. Tüm dünyada aktif olan bu ürünle birlikte hem web sitesi hem uygulama üzerinde kullanıcılar ürünlere baktıktan sonra ayrılıyorsa o kullanıcıları yapay zeka teknolojisiyle birlikte takip ediyoruz ve siparişe döndürmek adına sürekli olarak karşılarına bizim reklamlarımızı çıkartıyoruz. Burada hem partnerlik olarak çalıştığımız Google partnerliği olduğu için Google'ın bütün yayıncı ağındaki reklama sahibiz hem de kendi bir ağımız mevcut. Bununla birlikte tüm aslında Türkiye'deki yayıncı ağına sahibiz diyebiliriz. Burada içerik beslemesine bağlı dinamik bir çalışma mevcut. 190'dan fazla layout'umuz var ve tamamen kullanıcıların ilgilendiği aslında görselleri karşılarına çıkartıyoruz. Arka tarafta da aslında bir ürünü satın alan kullanıcı başka hangi ürünleri satın alabilir? Bununla ilgili de bir algoritma sürekli çalıştığı için satın almayı tetikleyici bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ve bunu yaparken de direkt olarak aslında markaların yatırdıkları reklam tutarlarına karşılık ne elde edebileceklerini hesaplayabilecekleri bir modelle çalışıyoruz. Bizim çalışmamızda marka şunu söyleyebiliyor. Ben 5 yatırıyorum ama 25 kazanmak istiyorum. Yoksa bu kampanyayı kullanmak istemiyorum. Biz bütün optimizasyonu bunun doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ve o 5'e 25'i vermek için kampanya kurulumunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Segmentlere göre yeniden hedefleme gerçekleştirebiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Örnek veriyorum, sepete kullanıcı ürünü ekledi ama satın almadı. Sadece sepete ürün ekleyen kullanıcıları hedefleyebiliyoruz. Ve bu şekilde aslında satın alma ihtimali daha yüksek olan kullanıcıları kazanmış oluyoruz. Web site ve uygulama kullanıcılarını hedeflediğimizden zaten bahsetmiştim. Dünyada 3. Avrupa'da 4. sıradayız uygulama için yeniden pazarlamada. Aslında daha çok web üzerinden hep konuşuyoruz. E-ticaret, web siteleri diyoruz ama birçok aslında web sitesi kendi uygulamalarını da çıkartıyor. Bu konuda da uygulama için yeniden pazarlamada da aktif bir şekilde Türkiye'de de ürünümüzü sunuyoruz. Analizlerimizi Yandex Metrika üzerinden gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en çok kullanılan 3. analiz platformu. Buradaki birçok e-ticaretle ilgilenen kişi zaten Google Analytics ve Pixel'i kullanıyor, Facebook Pixel'i. Yandex Metrika da bizim analiz platformumuz olarak listede yer alıyor. Örnek görsellerimizi göstermek istiyorum burada. Tamamen aslında kullanıcıyla ilgilendiği ürünler üzerinden ilerlediği için kullanıcı tek bir ürünle ilgileniyorsa sağ alttaki olduğu gibi kullanıcı sadece o ürünün reklamını görüyor. Çünkü spesifik ve aslında
belki de tutar olarak da daha yüksek bir ürün. O kullanıcıya o ürünü hatırlatmak gerekiyor ki kullanıcı online olarak satın alma işlemini gerçekleştirebilsin. Veya birden çok ürünle ilgilenen kullanıcılar veya ilgilenme ihtimali olan kullanıcılara da yine farklı layoutlar gösterebiliyoruz. Burada aslında KOBİ segmenti ile ilgili çalışmamızı söyledik ama aslında Türkiye'nin en büyük ticaret firmalarıyla şu anda aktif olarak çalışıyoruz. Biz bu işi biraz daha şu an KOBİ segmentine de indirgedik ki onlar da aslında büyük hacimlere sahip olabilsinler. Burada belli kriterlere sahip olan firmalara direkt olarak aslında TL destekleri de sağlıyoruz. Şu anda hedefimiz aylık 200 bin ziyaretçisi olan veya en azından aylık 7.000-8.000 civarı sipariş gönderen web siteler, markaları kendi bünyemize katmak ve onların hacimlerini çok daha yukarıya çekmek. Bu durumda aslında orta üst seviye diyebileceğimiz segmentteki markalar bizimle iletişime geçerlerse onlara direkt olarak aslında koşulsuz vereceğimiz sponsorluk desteklerinden de bahsedebiliriz. Burada bir örnekte Almanya'dan bir moda firmasının bizimle birlikte yaptığı yeniden hedefleme çalışmasıyla birlikte %30 bir ek satış elde ettiğini gözlemliyoruz. Aynı şekilde Türkiye'den de çok büyük bir e-ticaret firmasının bizimle birlikte yaptığı çalışmada %26'lık bir ek satış elde ettiğini gözlemliyoruz. Burada e-ticaretle ilgilenen birçok kişi ek satışın ne demek olduğunu çok kıymetli olduğunu biliyordur. Çünkü birçok aslında reklam gösteriliyor ama gün sonunda baktığımız zaman bir satıştan daha fazlasını elde edebilmek markalar için çok kıymetli. Burada avantajlarımızdan bahsedeceğim. Yeniden hedefleme reklamlarını yapan birçok marka var. Bizim avantajlarımız ne? En sondaki avantajdan ben ilk bahsetmek istiyorum. Müşteriler ve ajanslar için her şey dahil hizmet. Burada kampanya kurulumundan optimize edilmesine, kodların siteye eklenmesine, bütün entegrasyon aşamasına kadar birebir Türkiye'den bir ekip size destek oluyor. Ve burada markalara verdiğimiz birebir destekle birlikte aslında belki Yandex konusuna uzak olan, Yandex'e daha önce hiç çalışmamış markaların da bizimle birlikte işbirliklerinin daha üst seviyeye çıkmasını sağlıyoruz. İkinci olarak biraz önce de bahsettiğim bu tamamen ücretsiz deneme kısmından bahsetmek istiyorum. İlk 8 haftalık kısmını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Özellikle yeniden hedefleme reklamlarında ilk haftalarda yapılan yatırımlara markalar biraz daha temkinli yaklaşabiliyor. 2 hafta, 3 hafta yatırım yaptım ama henüz sonucu alamadığım gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden dünyada ilk kez biz bu reklam çalışmasında bir deneme süreci sunuyoruz ve 8 haftalık periyotta tutarı biz yatırıyoruz. Markalar reklamı yaptıktan sonra 8 haftalık süreç sonrasında memnun kalıyorsa kendileri yatırım yapmaya başlıyorlar. Yine reklam ağımızdan ve yapay zeka teknolojimizden bahsetmiştim. Ve strateji olarak da zaten direkt olarak aslında elde etmek istediğimiz gelire bağlı stratejiler konuşabiliyoruz. Çalışmayı başlatmak çok kolay. Sadece web sitesinin bir feed linkini alıyoruz. Siteye bir kod entegrasyonu, metrika entegrasyonu gerçekleştiriyoruz. Ve kampanyayı bizim ekibimiz kuruyor. Toplamda ortalama 1,5-2 hafta süren bir entegrasyon sürecimiz var. Özellikle orta segmentte olarak bahsettiğimiz, nitelendirdiğimiz firmalardan hem web sitesi hem de uygulama için bizimle çalışma yapmak isteyen firmalar olursa bizimle iletişime geçebilir. Çok teşekkür ediyorum.